5. İntikam Melekleri. Gece boyu aldıkları yol karma karışık dar koyaklarla, düzensiz, sağa sola kayaların saçılmış olduğu patikalarla doluydu. Birden fazla kere yollarını kaybettiler ama Hop'un dağlarla ilgili geniş bilgisi doğru yola dönebilmelerini sağladı hep. Sabah olunca muhteşem olduğu kadar vahşi bir güzellik serildi önlerine. Büyük Karla kaplı, birbirlerinin omuzları üzerinde ufka bakan zirveler her yönlerini sarmıştı. İki yanlarında kaya kümeleri o kadar dikti ki, çam ve karaçamlar en ufak bir rüzgarla devrilecekmiş gibi tepelerinde asılı duruyor görüntüsü veriyordu. Bu korkuları boşa değildi. Bu şekilde yukarıdan düşmüş büyük kayalar ve ağaçlar çıplak vadiye saçılmıştı. Hatta geçerlerken gümbürdeyerek ve boğuk bir hışırtı ile aşağı düşen koca bir kaya sessiz geçitte yankılar yarattı ve yorgun atların korkup koşmasına sebep oldu. Güneş doğu ufkundan yavaş yavaş yükselirken devasa dağların kasketleri bayram yerindeki lambalar gibi birbiri ardına aydınlandı. Üç kaçağın yüreklerini canlandırdı ve onlara taze güç sağladı bu görkemli manzara. Koyağı basmış bir selin oluşturduğu su birikintisinde mola verdiler. Atları su içmeye bırakıp kendileri de hızlı bir kahvaltı etmeye koyuldular. Lucy ve babası daha uzun dinlenmeyi düşünüyordu ama Jefferson Hope çok dirençliydi. "Şu saatlerde peşimizden yola koyulacaklar," dedi. "Her şey hızımıza bağlı. Carsona sağ salim varınca ömrümüzün geri kalanını dinlenerek geçirebiliriz." Günün geri kalanı boyunca dar koyaklarla boğuştular. Akşam olduğunda düşmandan 50 kilometre kadar uzaklaştıklarını hesaplamışlardı. Geceleyin sarkık bir kayanın altını seçtiler sığınak olarak. Böylece soğuk rüzgarlardan korunabileceklerdi. Orada ısınmak için birbirlerine yanaşıp birkaç saat uyku çektiler. Ama gün doğmadan kalktılar ve tekrar yola koyuldular. İzlendiklerine dair hiçbir işaret görmemişlerdi. Hışmına uğradıkları korkunç örgütün ulaşabileceğinden bayağı uzakta olduklarını düşündü Jefferson Hope. Ama o demirden elin nerelere uzanabileceğini ve ne kadar kısa zaman sonra yaklaşıp onları ezebileceğinin farkında değildi. Kaçış yolunun ikinci gününün ortalarına doğru kısıtlı erzakları bitmeye başladı. Bu durum avcıyı fazla rahatsız etmiyordu çünkü dağlarda avlanabilirdi. Daha önce birçok kez hayatta kalabilmek için sarılmıştı silahına. Barınabilecek bir yer buldu ve çalı çırpı toplayıp ateş yaktı. Böylece dostları ısınabilecekti. Artık deniz seviyesinden 1500 metre yüksekteydiler. Çok soğuktu hava. Atları bağladıktan ve Lucy ile vedalaştıktan sonra ne rast gelir sağlamak üzere yola çıktı. Ardına bakınca yaşlı adamla genç kızın arka planda atlar ve katır ateşin yanında çömeldiğini gördü. Sonra araya giren kayalar görüşünü kapattı. Bir koyaktan öbürüne hiçbir şey avlayamadan birkaç kilometre yürüdü. Ağaçlardaki izlerden bölgede çok fazla ayı olduğunu anlayabiliyordu. 2-3 saatlik sonuçsuz aramadan sonra umudunu kaybedip geri dönmeyi düşündü. Ama kafasını yukarı çevirince kalbini memnuniyetle dolduran bir şey gördü. Sivri tepelerden birinde, 100-150 metre yukarıda koyuna benzeyen ama koca iki boynuzu olan bir yaratık gördü. Koca boynuz, adı buydu. Muhtemelen avcının görmediği bir sürünün gözcülüğünü yapıyordu. Şansı o ki ters tarafa bakıyordu. Hop'u göremiyordu. Jefferson Hop yüzüstü yattı ve bir süre nişan almaya çalıştıktan sonra tetiği çekti. Hayvan havaya fırladı, uçurumun kenarında bir süre sendeledi ve sonunda gürültüyle altındaki vadiye düştü. Yaratık kaldırılamayacak kadar ağırdı, bu yüzden avcı bir but ve biraz göğüs kesip ayırmakla yetindi. Avı omuzunda hızlı adımlarla geri dönüş yoluna koyuldu. Akşam çökmeye başlamıştı çünkü. Çok geçmeden karşısına çıkan zorluğun farkına vardı. Heyecanla aşina olduğu koyaklardan uzaklaşmıştı. Geri dönüş yolunu bulması pek kolay olmayacaktı. İçinde olduğu vadi birçok geçide bu geçitler de başka geçitlere bölünmüştü. Birbirlerine o kadar benziyorlardı ki ayırt edilebilmeleri imkansızdı. Yollardan birini bir buçuk kilometre kadar yürüdü. Sonunda daha önce hiç görmediğinden emin olduğu bir dağın akıntısına çıktı. Yanlış yolu seçtiğini anlayınca başka bir tanesine denedi. Ama sonuç yine aynı. Nihayet tanıdık gelen bir geçide ulaştığında gece hızla çökmekteydi. Geçit tanıdıktı ama ay henüz doğmamıştı ve iki taraftaki yüksek kayalıklar karanlık yaratıyordu. Bu da işi zorlaştırıyordu. Yükünün ağırlığı altında, günün yorgunluğu üzerinde olduğu halde, her adımının kendisini Lucy'ye yaklaştırdığı, onlara yolculuğun geri kalanını güvence altına alacak kadar yemek götürdüğü düşüncesini kalbine yansıtıp yoluna devam ediyordu. Onları bıraktığı kayalığın girişine yaklaşıyordu. Gecenin karanlığına rağmen bu kayalığın çevresini saran şekilleri hatırlıyordu merakla kendisini beklediklerini düşündü. Yaklaşık beş saattir ortada yoktu çünkü. Kalbi ferahlamıştı. Elini ağzına götürdü ve geldiğini belli etmek için bağırdı. Sesi küçük vadi içinde yankılanacaktı. Durup cevap gelmesini bekledi. Vadiyi inleten, defalarca dönüp kulağına gelen kendi ıslığının yankısı dışında hiçbir ses gelmedi. Tekrar bağırdı, öncekinden daha yüksek sesle. Ama yine bir süre önce buralarda bıraktığı arkadaşlarından hiçbir ses gelmedi. Belirsiz, isim koyamadığı bir dehşet çöktü üzerine ve çılgınca koşmaya başladı. O heyecanla çok değerli yiyeceği de düşürdü. Köşeyi dönünce ateşin yaktığı nokta hemen karşısına çıktı. Bazı odunlardan hala duman çıkıyordu ama o gittiğinden beri ateşin güçlendirilmediği belliydi. Aynı ölüm sessizliği sürüyordu. Korkularının gerçek olduğuna karar verince hızlı davranmaya başladı. Ateş kalıntılarının etrafında hiçbir canlı yoktu. Atlar, adam ve kız gitmişti. O yokken ani ve korkunç bir felaket olduğu açıktı. Hepsini alıp götüren ve hiçbir iz bırakmamış bir felaket. Bu darbenin şaşkınlığı ve sersemliği ile Jefferson hopun başı dönmeye başladı ve düşünmek için tüfeğinden destek aldı. Esaslı bir macera adamıydı ve bu geçici güçsüzlüğünden hemen sıyrıldı. Yarı korbi tahta parçasını alıp alevlendirdi ve bunun yardımıyla kamp yerini incelemeye başladı. Yer nal izleriyle doluydu. Demek ki kalabalık bir grup atlı kaçakları yakalamıştı. İzlerin yönleri Salt Lake City'ye gittiklerini gösteriyordu. İki arkadaşını da yanlarına mı almışlardı? Jefferson Hop olayın böyle geliştiğine kanaat getirmişti ki gözü yerde bir şeye takıldı. Bu şey tüm sinirlerini oynatmıştı. Kampın hemen yakınında bir kırmızı toprak yığını vardı. Bunun daha önce burada olmadığından emindi. Bunun yeni kazılmış bir mezar olduğuna şüphe yoktu. Genç avcı yaklaşınca üzerine bir tahta takılmış olduğunu gördü. Tahtaya da bir kağıt parçası tutturulmuştu. Kağıttaki açıklama kısaydı. John Ferrier, Salt Lake City'li. Ölüm tarihi 4 Ağustos 1860. Kısa süre önce burada bıraktığı o güçlü, yaşlı adam yoktu artık. Ondan geriye kalan bu mezar yazısıydı sadece. Jefferson Hope korkuyla ikinci bir mezar olup olmadığına baktı. Yoktu. Lucy atlılar tarafından asıl kaderine kavuşturulmak üzere, yani yaşlıların oğullarından birinin haremine katılmak üzere geri götürülmüştü. Genç adam kızın kaderinin gerçekten böyle olduğunu, bunu engellemek için yapacak hiçbir şeyi olmadığını anlayınca yaşlı adamla aynı yerde yatıyor olmayı diledi. Ama maceracı ruhu yine titredi ve umutsuzluğunu ve ataletini alt edip üste çıktı. Yapacak hiçbir şeyi yoksa bile hayatını intikam almaya adayabilirdi. Jefferson Hope, sonsuz sabır ve azimle birleştirdiği acı dolu bir kin sahibiydi. Bunu da beraber yaşadığı kızıl derililerden öğrenmiş olmalıydı. Metruk ateşin başında otururken kendi elleriyle uygulayabileceği tek bir şeyin acısını derinlemesine ve tam bir şekilde dindirebileceğini hissetti. Güçlü isteği ve bitmez tükenmez enerjisini bu sonuca adamalıydı. Sert, beyazlaşmış bir suratla etleri düşürdüğü noktaya döndü. Ateşi canlandırdı ve birkaç gün yetecek kadar et pişirdi. Bu etleri bohçaladı ve yorgun olmasına rağmen dağların arasından intikam meleklerine ulaşmak üzere yola koyuldu. Beş gün boyunca önceden atla geçtiği koyaklardan, geçitlerden yayan ilerledi. Geceleri güvenli bir kayanın altında birkaç saatlik uyku çekti ama gün doğmadan kalkıp yola koyuluyordu. Altıncı gün kötü biten kaçışlarının başladığı Kartal Kanyonu'na ulaştı. Oradan azizler diyarını görebiliyordu. Bitkin halde tüfeğine yaslandı. Cılız yumruğunu sıktı ve vahşice aşağıdaki sessiz koca şehre baktı. Bazı sokaklarda bayraklar asılı olduğunu gördü. Demek ki bayram kutlaması gibi bir şey vardı. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışırken kendisine yaklaşan nal sesleri duydu. Cowper adında bir mormondu bu. Jefferson Hop onun için birkaç iş yapmıştı. Lucifer yere ne olduğunu öğrenmek için onunla konuşmaya karar verdi. "Ben Jefferson Hop," dedi. "Hatırladın mı beni?" Mormon şaşkınlığını saklayamadı. Bu yırtık pırtık kıyafetli, saçı başı dağılmış, yüzü bembeyaz olmuş, kızgın, vahşi bakışlı gezginin Eskinin genç avcısı olduğunu anlamak güçtü. Nihayet karşısındakinin kim olduğuna ikna olunca adamın şaşkınlığı dehşete dönüştü. ''Delirdin mi sen? Buraya nasıl gelirsin?'' dedi heyecanla. ''Şu an seninle konuşuyor olmaktan dolayı benim bile hayatım tehlikeye girdi. Kutsal dörtlü feriyerlerin kaçmasına yardımcı olduğundan yakalama emri çıkardı senin için.'' ''Onlardan da yakalama emirlerinden de korkmuyorum.'' dedi Hop ciddi bir şekilde. ''Konuyu biraz biliyor olmalısın Cooper. Tüm sevdiklerinin aşkına sorduklarıma cevap vermeni istiyorum. Tanrının adını veriyorum. Bana cevap vermeyi reddetme. Ne öğrenmek istiyorsun? diye sordu Mormon rahatsızca. Çabuk ol kayaların gözü ağaçların kulağı var. Lucifer'i yere ne oldu? Dün genç Draper'la evlendi. Hey sakin ol sakin ol ruhun çıkmış gibisin. Kusura bakma dedi hop bayılacak gibiydi. Dudaklarına kadar beyazlamıştı. Dayanmakta olduğu kayanın üzerine oturdu. Evlendi mi dedin? Evet, dün. Bağış evindeki bayraklar o yüzden var. Genç Drebber ve genç Stangers'ın arasında bayağı çekişme oldu onunla evlenmek için. Onları izleyen gruba ikisi de katılmış. Stangers'ın babayı vurmuş. Bu onu daha güçlü bir aday yapmış olmalı. Ama konsey konuyu tartışırken Drebber'ın tarafı daha ağır basmış ve peygamber kızı Drebber'a vermiş. Ama kimse o kıza fazla sahip olamayacak. Dün yüzünde ölümü gördüm. Bir kadından çok hayalete benziyordu. Tamam mı? Evet, tamam dedi Jefferson Hop. Oturduğu yerden kalkmıştı. Yüzü mermerden yontulmuş gibi sert bir ifadeye bürünmüştü. Gözleri nefret dolu ışıklar saçıyordu. Nereye gidiyorsun? Boş ver, dedi. Silahını omuzuna alıp dağların kalbine, vahşi hayvanların inlerine giden geçide girdi. Fakat hayvanlar arasında onun kadar azılı ve tehlikeli başka bir tane daha olamazdı. Mormon'un kehaneti çok yerindeydi. Ne babasının korkunç ölümünün ne de zorla evlendirilmesinin etkilerinden kurtulabildi bir ay içinde eriyip gitti ve sonunda öldü. John Ferrier'ın malları uğruna kendisiyle evlenen Ayyaş kocası kaybından dolayı çok acı çekmedi. Ama diğer eşleri Lucy'nin ardından çok ağladılar. Mormon gelenekleri gereğince cenazeden önceki gece onun yanında kaldılar. Sabahın erken saatlerinde tabutun başında grup halinde otururlarken aniden odanın kapısı açıldı. Kadınları tanımlanamaz derecede korkutup şaşırtarak vahşi görünümlü, güneşten kararmış, yırtık pırtık kıyafetli bir adam içeri daldı. Oldukları yere sinen kadınlara ne bir bakış attı ne de bir söz söyledi. Bir zamanlar Lucy Ferrier'in ruhunu barındıran beyaz, sessiz bedene yürüdü. Eğilip dudaklarını saygıyla alnına değdirdi. Elini tuttu ve parmağındaki evlilik yüzüğünü çıkardı. ''Bununla gömülmemeli'' dedi vahşi bir hırıltıyla ve alarm bile verilemeden merdivenlerden aşağı süzülüp kayboldu. Olay o kadar ani ve garip gelişmişti ki izleyenler kendileri bile inanamamıştı kızın gelin olduğunu gösteren altın yüzüğün kayboluşu gibi reddedilemez bir kanıt olmasa başkalarını da inandıramayacaklardı. Jefferson Hope birkaç ay dağlarda oyalandı. Garip, vahşi bir hayat sürüyor, vahşi intikam isteğini kalbinde canlı tutuyordu. Salt Lake'de dağlarda dolanan, koyakları mesken tutmuş, kenar mahallelerde de görülen garip biriyle ilgili hikayeler dolanıyordu. Bir kere Stangerson'ın penceresinden bir kurşun girmiş ve iki adım önünde duvara saplanmıştı. Başka bir yerde de Drebber bir kayalığın yanından geçerken üzerine koca bir kaya yuvarlanmaya başlamış, adam hızla kenara çekilip kurtulmuştu. İki genç mormon bu hareketlerin hayatlarına kastettiğini anlamakta gecikmediler ve düşmanlarını bulup öldürmek için birkaç kere dağlarda keşfe çıktılar. Ama başarılı olamadılar. Sonra dışarı yalnız çıkmamaya, hava karardıktan sonra ise hiç çıkmamaya, evlerini de koruma altına almaya karar verdiler. Bir süre sonra bu tedbirleri gevşettiler çünkü düşmanlarıyla ilgili hiçbir yeni haber gelmiyordu. Geçen zamanın intikam ateşini söndürdüğünü umuyorlardı. Sönmek bir yana, o ateş daha da büyümüştü. Avcının zihni sert, bükülmez cinstendi ve içindeki baskın düşünce olan intikam fikri o kadar sıkı yer tutmuştu ki başka hiçbir fikir için boşluk kalmamıştı. Her şey bir yana, pratik bir adamdı. Vücudu demir kadar sağlam da olsa bu o yaşam şekline fazla dayanamayacağını anlaması uzun sürmedi. Korunmasızdı ve kötü beslenme yüzünden yıpranıyordu. Dağlarda bir köpek gibi ölürse intikamı ne olacaktı sonra? Böyle yaşamakta ısrar ederse sonunun o olacağı kesindi. O halde düşmanların istediği gerçekleşirdi. Bu yüzden amacına ulaşmak uğruna sağlığına kavuşmak ve yeterli para biriktirmek için eski Nevada madenlerine gitti. Niyeti bir sene ara vermekti sadece ama önceden düşünmediği birkaç olay yüzünden beş senesini aldı madenleri terk etmesi. Bu süre içinde hatalarının hatırası ve intikam isteği o gece John Ferrier'ın mezarının başındaki kadar taze kalmıştı. Kılık değiştirdi ve takma atla Salt Lake City'ye döndü. Adil olduğunu düşündüğüne ulaştığı sürece kendi hayatına ne olduğu önemli değildi. Ama kötü haberler bekliyordu kendisini. Seçilmiş kişiler arasında bölünme olmuş. Kilisenin genç üyelerinden bazıları yaşlıların tahakkümü karşısında baş kaldırmış, sonuçta belirli sayıda direnişçi Utah'tan ayrılmış ve afaroz edilmişti. Bunlar arasında Drebber ve Stangerson da vardı ve nereye gittiklerini kimse bilmiyordu. Ağızdan ağıza Drebber'ın mallarının büyük bölümünü paraya çevirdiği, zengin olduğu, arkadaşı Stangerson'ın ise fakir kaldığı söylentileri dolaşıyordu. Fakat nerede olabileceklerine dair hiçbir ipucu yoktu. Birçok insan böyle bir zorlukla yüzleşince intikam düşüncesinden vazgeçerdi. Ama Jefferson Hope bir an bile bocalamadı. Bulduğu küçük işlerin sağladığı azıcık imkana rağmen tüm Birleşik Devletler'de düşmanlarının peşinde kasaba kasaba dolaştı. Yıllar birbiri ardına geçiyor, kara saçına aklar düşüyordu ama o hala bir av köpeği gibi hayatını adadığı tek amaca zihnini tümden vermiş halde dolanmaya devam ediyordu. Azmi sonunda ödülünü aldı. Bir pencerede saniyeliğine bir yüz gördü. Ama Cleveland, Ohio'da geçen bir saniye izini sürdüğü adamı bulmasını sağladı. Kaldığı sefil yere döndü ve intikam planı hazırladı. Ama şans eseri Draper da pencereden bakarken yoldan geçen serseriyi tanımış, gözlerdeki cinayeti okumuştu. Adaleti sağlayacak hamleden önce çabucak yardımcısı yaptığı Stangerson'ın yanına gitti ve hayatlarının eski bir düşmanının nefreti yüzünden tehlikede olduğunu söyledi. O akşam Jefferson Hop gözaltına alındı ve kefaret verecek parası olmadığı için bir hafta içeride kaldı. Nihayet özgürlüğüne kavuşunca Draper'ın evinin boşaldığını ve yardımcısı ile birlikte Avrupa'ya gittiğini öğrendi. Öç bir kere daha engellenmişti ve güçlü nefreti bir kere daha takibi sürdürmeye sevk etti Jefferson Hop'u. Parası çok azdı. Bir süre her bir dolarını yaklaşan yolculuğu için biriktirmek üzere bir işe dönmek zorundaydı. Sonunda hayatını sürdürebilecek kadarını biriktirdikten sonra Avrupa'ya hareket etti ve şehir şehir düşmanlarını takip etmeye başladı. Tüm gücünü harcıyordu ama kaçaklara bir türlü ulaşamıyordu. St. Petersburg'a vardığında Paris'e geçmişlerdi. O da oraya gitti. Vardığında Kopenhag'a geçtiklerini öğrendi. Danimarka başkentine ulaştığında da birkaç gün geç kaldığını, Londra'ya gittiklerini gördü. Burada sonunda onlara ulaşacaktı. Neler olduğunu Dr. Watson'ın günlüğünden alıntılar yapmaya devam ederek öğrenebiliriz.